Bugün prehistorya profesörü Doktor Mehmet Özdoğan'ın evindeyiz. Pek çok için Mehmet abi, benim için de öyle. Onu tanıtmak çok zor ama yine de kendisinden bize yaptığı arkeolojik çalışmalar ve kariyeri boyunca kovaladığı sorular çerçevesinde kısaca bir özet rica edeceğim. Önce çok teşekkürler. Benim için güzel bir olay bu. Ve burada olmanız da ayrıca bana mutluluk veriyor. Ben bir arkeoloğum. Arkeoloji deyince çok geniş bir alan tabii. Benim de esas daha dara indirirsek prehistori, tarih öncesi arkeolojisi. Tarih öncesi de 2,5 milyon yıl. Onu da biraz daha ufaltırsak benim uzmanlık alanım neolitik, bizim neolitik dediğimiz ders kitaplarında çok yanlış olaraktan Cilalı Taş Devri diye geçen. İlk defa insanların yerleşik yaşama, besin tahıl üretimi, çiftçiliğe başladığı dönem. Ve benim esas uzmanlık alanımdı. Bu nerede, niye, ne zaman başladı ve nasıl dünyaya yayıldı, neden dünyaya yayıldı, dünya yayılırken neler değişti. Yani küresel bugün hepimiz ekmek yiyoruz, buğday su ürünlerini yiyoruz, tahılları yiyoruz. Bu dünyaya yayılırken neler oldu, nasıl dip değişimler geçirdi, benim uzmanlık alanım bu. Bu nedenle bunun başladığı nokta Güneydoğu Anadolu. Çünkü yabani ataların olması lazım gelen yer. Buğdayın, arpanın, çavdarın, domuzun, koyunun, bütün çiftlik hayvanlarının hepsinin ortak olduğu bir yer var. Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye. Orada başlıyor. Bir zaman sonra 3000 yıl orada kültür geliştikten, buna tarım alınıyorlar, evcilleşiyorlar, yerleşik yaşam kurallarını geliyoruz. Sonra bu dünyaya yayılmaya başlıyor. Değişik şekillerde, farklı paketlerle, farklı yollardan yayılıyor. Bunlardan bir tanesi Avrupa'ya geçiyor. Benim 38 sene Güneydoğu'da çalıştım. Yani bunun çekirdek bölgesinde. Ondan sonra da bunun çeperi dediğimiz yahut taşrası diyebileceğimiz Trakya'ya geçtim. Çünkü Avrupa'ya gidiş yolu. Neden o benim için ilginç? Çünkü Anadolu'nun yarı kurak ortamından gelip yağışlı bir orman ortamına giriyor. Orada kültüre bir değişim oluyor. İster istemez Anadolu'daki gelen tarım çiftçi kültür orada bir değişim geçirecek. Ve ondan sonra bütün oradan İngiltere'ye kadar, İskandinavya'ya kadar giden model orada gelişiyor. O değişimi görmek, yani bir yerde başka değişen, benim açım 25 yıldır da Trakya'dayım. 27 yıl oldu hatta. Trakya bir yerde Anadolu'nun taşrası ama Avrupa uygarlıkların çekirdeği, benim için heyecan verici olan o. Yaptığım da aşağı yukarı bunlar. Bir yerde bir çekirdekten bu çekirdeğe evet, yeni çekirdeği, giderek evet. Bu tarıma geçişi izliyorsunuz. Bir de sizin bu arkeolojik sorunun araştırmasını yapmak kadar arkeolojinin kendi ve korunmasıyla ilgili de yazdığınız, herkese yol gösteren pek çok yazı, konferans var. Tabii yani esas alanım demeyecek söylediğim neolitiğin yayılması ama onun yanı sıra esas benim kendimi iddialı olarak gördüğüm alanlardan biri kültürel miras yönetimi yani koruma. Gerek Çayönü'nde gerek şu anda çalıştığımız Kanlı Geçit ve Aşağı Pınar'da onu değişik modelleri denedik ve Türkiye'de sanırım tuttu onlar. Bir de bunun yanında çevresel arkeoloji diyebiliriz. Arkeolojinin doğayla olan ilişkisi ve arkeoloji politikaları. Evet, evet. Şimdi belki biraz koruma ve kültürel miras kısmıyla bağlantılı olacak bir soru soracağım. Zaten bu konuşmayı izlediğimiz dersimizin başlığı da bu zaten. Arkeolojik varlıkların korunması ve sürdürülmesi niye önemli? Birçok bakımdan önemli ama bunların temelinde şimdi bir bugünkü bir yaşamımız var. Bu dünyaya bir zaman ölçeğinden baktığımız zaman bir gelişme, bir süreç var ortalıkta ve bugünün yaşamını görüyoruz. Bugünkü yaşam nasıl belirlendi, neydi belirlendi? Yani bunun müzelerinde olması, turizm, işte insanların hoşuna gitmesi, heyecanlanması, merak bunları bir kenara bakmak bence bunlar tamamen geçici şeyler. Önemli olan bugünü anlayabilmek ve bugünden ileriye projeksiyon yapmak demeyeceğim ama ileriye de dönük bir tasarımı düşünmek, yani insanın yaşamını düşünmesi. Nasıl bu hale geldik? Yani bugünkü yaşamımız, bir binada oturuyoruz, kentlerde oturuyoruz, bir devlet var, bir ekonomik sistem var, belli aletleri kullanıyoruz, belli teknolojileri geliştirmişiz. Bütün bunların nasıl bugüne nasıl geliştiğini anlayabilmek, o belli bir düzeyde anlayabilmek en azından. Ve dünyadaki çeşitliliği gördüm ve bugünkü insanı daha rahat anlıyoruz. Doğal çevre insanın yaşadığı ortamla beraber. Yani bir yerde arkeoloji düşünsel zenginlik veren bir şey diyorum ona. Zaman laboratuvarı gibi. İnsanların dünyaya kendine bakış açısını, çevresine bakış açısını, dünyaya bakıp kendini zenginleştirdiği bir alan.
Çok uzatmayacağım ama geçmişe bakan birçok olan var. Yani geçmişi sorgulayan tek arkeoloji değil tabii. Tarih var, dil bilim var, antropoloji var. Bir sürü bir alan var. Arkeoloji bunlardan bir tek farkı var. Biz somut verilere dayalı bir geçmiş çıkartıyoruz. Öteki tarih mesela eskiden ne yazmışsa onu çıkartır. Biz insanlar bıraktığı yaşamından beraber çıkıyor. Yani attığı çöp bizim için bıraktığı heykelden daha önemli. Ne yediğini bize gösteriyor, çevresini gösteriyor. Onun için bir yerde arkeoloji diğer mesela sanat tarihinden, mimarlık tarihinden, tarihten çok farklı bir bakış açısıyla bize insanı ve çevreyi gösteriyor. Ve buna üst bakış açısından baktığınız zaman dünya genelinde küresel ölçüde bakarsanız Çin'den, Amerika'dan, Afrika'dan, Avustralya'dan itibaren her yerde farklı şekillerde farklı sonuçları görüyoruz. Ve bu heyecan verici geliyor bana. Bu mesajı topluma verebildiğimiz takdirde yaptığımız işin bir anlamı var. Yoksa öteki zaman turistik olarak müzeleri gezdirmekse zaten müzelerin depoları ağızda kadar dolu. Yeni kazı yapmaya ki bence gerek yok. Ama her yeni kazıyla o geçmişe yönelik bir parça daha tamamlanıyor. Tabii yani mesela benim gençliğim, benim öğrenciyken bildiğimiz, doğru bildiğimiz birçok şeylerin doğru olmadığını, daha farklı şekillerde olduğunu görürüz. Bir de tabii sadece kazı yapmakla çıkmıyor. Çıkan malzemeyi değerlendirecek diğer bilim dallarının da geliştirmesi bize yeni imkanlı olanaklar sağlıyor. Eskiden ne bileyim ben bir kemik bulduğumuz zaman işte bu kemiğin adam boyu nedir, işte iskelet tipi nedir ona bakılırdı. Daha sonra bunun hastalıklarını öğrenmeye başladık. Yani kemik şeysi gelişti. Bugün onun DNA'sından saçının rengine kadar söyleyebiliyoruz. Ya bu adam orada mı, bu adam neyle beslenmiş? Kemiğinden bunun içindeki otla mı beslenmiş, et mi yemiş, ne kadar et yemiş, balık yemiş mi gibi. Yani elimizdeki araçlar diğer bilim dallarından gelen bilgiyle zenginleştiği için her yeni kazıda, her yıl yeni bir bakış açısı gelişiyor. Yani durağan, bilim zaten durağan değildir. Onun için bize dünyaya geçmişe bakış açımızda elimizdeki olanakla imkanı gelişiyor. Ancak bir yapboz gibi düşünmek lazım ama durağan değil. Yani aynı malzemeyi 5 sene sonra bakarsak çok farklı şeyler göreceğiz. Ve dünyanın içindeki yerine farklı girecek. Ve tam bu söylediğiniz yüzünden de arkeolojik varlıkların korunarak devam etmesi çok önemli. Çünkü bugün yapmadığımız bir çalışmayı belki 50 yıl sonra çok başka bir şekilde yapma şansı olacak. Tabii ben zaten arkeolojik dolguları yani ister büyük olsun, ister bir kentin içindeki dolgu olsun bir arşiv gibi düşünmek lazım. Ama öyle bir arşiv ki, öyle bir kitaplık gibi düşünmek lazım. Çok önemli şeyler olduğunu biliyoruz o kitaplıkta. Biri gelmiş, parçalamış, bazı sayfaları çalmış, yok etmiş, yapmış ama bir kısmı orada. Ama karmakarışık. Ne olduğunu bilmiyoruz içinde ama önemli bir şeyler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her arkeolojik dolgu kendi içinde bir arşivdir, bir kitaplıktır. Bir toplu, yani uygarlığın belleğidir, insanlığın belleğidir. Bunu tabii günümüzün yaşamı da sürmesi lazım. Hepsinin yerinde korunmak mümkün değil ve doğru da değil bir yerde. Bu günün yaşamını da sürmesi lazım. Ama o bilginin kaybolmaması, yani ya o ya o şeklinde değil, bunu bütünleştirerek yani birlikte o belli bir bugünün yaşam bir gereği varsa onun zarar vereceği kültür varlığının bilginin çıkartılması, o sayede o bilginin elde edilmesi ve günümüzün yaşamını rahatsız etmemesi gerekiyor geçmişin. Evet, evet. Şimdi bu söyledikleriniz çok kıymetli. Yani herhalde bir gazete çıkarıyor olsaydık arkeolojik dolgu insanlığın belleğidir demek bunun manşeti olurdu. Şimdi buradan daha Türkiye'ye dönük bir soruya geçeceğim. Türkiye'nin arkeolojik varlıklar açısından çok zengin olduğu hep söylenen, bununla iftihar edilen böyle hepimizin bildiği bir şey. Peki Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının özelliği ne? Onu farklı kılan ya da özel kılan nedir? Varsa böyle bir şey. Şimdi soru için çok teşekkürler. Buna iki türlü cevap vereceğim müsaadenle. Biraz belki uzun olacak ama bunlardan bir tanesi. Dünyanın her yerinde insan, yani Amerika kıtasını bir kenara bırakırsak, son 1 milyon yıldır var. Her oturduğu yerde bir kalıntı bırakmış. Ama hepsi de kendi içine değerli, hepsi insanların belleğidir. Yani Anadolu'da daha fazla oturdu, Sibirya'da oturmadı değil. Sibirya'da da, Anadolu'da da aynı miktarda insan yaşamış var. Bu Anadolu'yu küçültmek anlamını söylemedim ama yani sadece burada insan yaşamamış. Bütün dünyanın her yerinde, Afrika'dan çıktıktan sonra her yerinde en az 1 milyon yıldır insan yaşamış. 40 bin yıldır da Amerika ve Avustralya'da dahil. Şimdi Anadolu'nun başka bir önemi var.
Dünya uygarlık tarihine baktığımız zaman belli kırılma noktaları var. Dönüşüm, yani uygarlığı sıçratan, daha sonraki dönemleri hazırlatan dönüşümler vardır. Mesela bunların başında çok eskiye gidersek ateşin bulunması, insanların ateşten şey etmesi. Ya da fırlatması lazım, yani bir makine yapabiliriz, ok. Bunlar bir sonraki dönemleri hazırlayan önemli kırılma noktalarıdır. Bunlardan bazı kırılma noktaları Anadolu'da gerçekleşmiştir. Bunlardan bir tanesi Neolitik dediğimiz tarım ve yerleşik yaşam. İnsanlar başka yerlerde yerleşik yaşam kurmuşlar. Ama Anadolu'da kurulan yerleşik yaşam günümüzün köy, kent ve devletinin temeline atıldığı bir sistemi getiriyor. Çünkü Anadolu'da kurulan sistem sadece tarım getirmiyor, besin üretimini getirmiyor. Artı ürünün artı değere dönüşmesiyle gelen yeni bir ekonomik sistemi, sosyal ilişkileri, tapu, mülkiyet, aile ilişkileri, iş bölümü, bütün organize ticaret, onu koruyacak ordu, bürokrasi ne varsa hepsinin çekildiği, yani bugünkü uygarlık, daha doğrusu endüstri devrine kadar olan uygarlığın tetiği burada çekiliyor. O sistemi anlamak için Anadolu kritik bir öneme sahip. Aynı zamanda az evvel de belirttiğim gibi sadece Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye bunun içinde değil, Anadolu'nun çeperine gittiğimiz zaman, yani Trakya'ya, yani Ege'ye, yani Kuzeydoğu Anadolu'ya, başka bölgelere giderken küresel bir model olarak ne değişti onu da biz burada görebiliyoruz. Bu Anadolu'nun uygarlık tarihine yaptığı en önemli katkıdır. Başka yerlerde olmayan bilgi bu Anadolu'dur. Onun için çok değerlidir. Onun dışında biraz daha yandan gidecek olursak, biraz daha az öneme inenlerle devletin oluşumu. Evet. Hep kafamızda Mezopotamya devleti vardı. Bugün Anadolu'da kazılar sayısı arttıkça farklı bir model. Yani Mezopotamya'da tapınak ekonomisine dayalı bir model varken Anadolu'da kral ve saraya dayalı bir ekonomik modelin geliştiğini, Batı Anadolu'ya geldiğinde tamamen daha farklı, sembolik kentlerle farklı bir devlet modelini görüyoruz. Bunlar Anadolu'da gerçekten daha sonraki uygarlıkların tetiğinin çekildiği yerler. Sanıyorum en önlerinden biri bu. Biraz daha alt seviyeye indirecek olursak, daha sonraki dönemlerde, yani tarih çağlarında, işte hepimizin bildiği Roma vesaire gibi dönemlerde, Anadolu doğa çevresinin zenginliğinin getirdiği başka bir avantaj var. Anadolu'daki ormanların, Anadolu'nun iklim çeşitliliğinin, kendi içinde iklim çeşitliliği olan bir bölge, Anadolu bir mona bölge değil. O iklim çeşitliliğinin getirdiği bir zenginlik var. Bir artı değerleri oluşturuyor. Buradaki alıntıların daha büyüklüğü, daha göstergeliği. Ve kendi içinde ve Anadolu'nun çevresindeki kültür bölgelerinden çok farklı yerler var. Bir tarafta Akdeniz kültürleri, Karadeniz'den kuzeyde step kültürleri, Balkan kültürleri, İran ve Orta Asya'da. Onların karmaşasını Anadolu'nun köprüsü diye bir kültürel köprü falan dedik değil. Anadolu bunların bir yerde kaynaştı, yeni şekillendi fakat kendi içinde çeşitliğin olduğu böyle bir coğrafya. Bu da bence çok değerli. O çeşitliği görebilmek, her yerde o çeşitliği göremezsiniz. Evet, bütün bunlar bizim de bütün bu dersimizin amacı olan arkeolojik varlıkların korunması ve biz kurtarılması diyoruz. Ama aslında korunması ve değerinin anlaşılmasının önemini vurgulayacak altlığı bize sağlıyor. Bu değerli söyleşi için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu imkanı verdiğiniz için kolay gelsin.